Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 3. Sınıf Hayat Bilgisi kitabı sayfa 41, 42, 43, 44, 45 web yayınları 3. Sınıf Hayat Bilgisi kitabı Nasıl ifade Etsem Metni Etkinlik Cevapları sayfa 41'den 45'e kadar yapacağız. 3. Sınıf Hayat Bilgisi kitabı Nasıl ifade Etsem Metni Etkinlik Cevapları 3. Sınıf Hayat Bilgisi Kitabı Sayfa 41-42-43-44-45 Ağaç Köyde Bir Şapka Ormanda kocaman ağaç, küçük bir köy gibiydi. Gövdesindeki delikte, sincap, kavuğunda, tilki, dallarında, ağaç kakan ve baykuş, kabuğunda örümcek yaşardı. Bir sabah Çincap uyandı. Tatlı tatlı girilirken aşağıda kırmızı bir şey fark etti. O da ne? Ağaçtan hızlıca indi. Oo sıcacık ne güzel bir şapka. İçine girdi. Uyuyabileceğim için bir yatak olur bana. O sırada tilki yavaş yavaş yaklaştı. Ben de üşüyen ayaklarım için böyle bir şey arıyordum. Harika tam benlik. Ağaç kakan çoktan gelmiş onları izliyordu. Sevinçle kanat çırptı. Aa işte yumurtamdan çıkacak yavrularıma bir örtü. Örümcek de şapkanın içine ağ örme planlarına başlamıştı. Yünden örülmüş bu kırmızı şapka kimin olacaktı? Hayvanlar baykuşa dayanışma kararı verdiler. Bilse bilse baykuş bilirdi. Ne de olsa o bilgeydi. Baykuş şapkayı evirdi çevirdi ve şöyle dedi. Soru. Baykuş sizce ne demiştir? Cevap. İlkbaharda çocukların koyması için ağaç kakana, kışın ayakları üşümesin diye tilkiye, sonbaharda uyuyabileceği için bir yatak için sincaba, yazında şapkanın içinde ağ örmesi için baykuşa vereceğini kararlaştırdı. Soru. Baykuş şapkayı sizce kime vermiştir? Neden? Cevap. Baykuş şapkayı tek bir kişiye vermemiştir. Herkese vermiştir. 3. sınıf hayat bilgisi map yayınları ders kitabı sayfa 42 cevapları. 3 A sınıfı öğrencileri beden eğitimi ve oyun dersinde hangi oyunları kaç kişinin oynamak istediğini yandaki tabloda listelemiştir. Öğretmenleri oyundan birine karar vermelerini istemiştir. Soru 3 A sınıfı öğrencileri karar verirken hangi yöntemleri kullanmış olabilirler? Neden? Cevap. 3 A sınıfı öğrencileri karar verirken çoğunluğunun ne istediğine göre karar vermişlerdir. Soru. Siz olsaydınız oynamak istediğiniz oyunları nasıl belirlerdiniz? Cevap. Ben olsaydım en çok eğleneceğim oyunu seçerdim. 3. sınıf hayat bilgisi MEB yayınları ders kitabı sayfa 44 cevapları uygulayalım. Demokratik yolları kullanalım. Birinci adım. Karton kutuyu öğretmeninizle birlikte tamamen kaplayınız. Kutunun üzerine istediğiniz şekillerde süsleyip boyayabilirsiniz. Kutunun üst kısmına makas ile bir karış uzunluğunda bir parmak genişliğinde bir kesiye öğretmeninizle birlikte açınız. Bu kutunun sınıfta kullanılacak bir eşya olacağını düşünerek ona ortak bir isim veriniz. İkinci adım. Okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarınızı düşününüz. Bunlardan birini kağıda yazarak sınıfımız için hazırladığınız dilek kutusunu içine atınız. Kutudaki dileklerinizi öğretmeninizin gözetiminde okuyarak tahtaya asınız. Tahtaya yazdığınız dileklerinizden bir tanesini oy kullanarak seçiniz. Seçilen dilekle ilgili aşağıdaki dilekçeyi doldurunuz. Cevap Seçilen kağıtta yazan dilek spor salonunun geliştirilmesidir. 20.08.2023 Cumhuriyet İlkokul Müdürlüğüne Öğrencilerimiz spor faaliyetlerinde daha aktif olması için okulumuzdaki spor salonunun geliştirilmesini istiyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim. 3A sınıfı öğrencileri Adres: Mehmet Akif Mahallesi Kurtuluş Caddesi, No. 15, İstanbul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Map Yayınları Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları Park Sorunu Aras İdeneşe aynı apartmanda oturuyordu. Evlerinden okula giden güvenli bir bisiklet yolu vardı. Bu nedenle aileleri okula bisiklet ile gitmelerine izin veriyordu. Okul saati yaklaşınca çantalarını sırtlarına taktılar kas ve dizliklerini takarak yola koyuldular. Fakat iki arkadaş okula vardığında bisikletlerini park edecek yer bulamadılar. 1. Aras ile park sorununu çözmek için neler yapmalıdır? Cevap Aras ile park sorununu çözmek için okul müdürüne bu sorunu çözmelerini söyleyebilir. 2. Aşağıda karışık halde verilen harflerle anlamlı bir kelime oluşturunuz. Oluşturduğunuz kelimeleri yandaki uygun boşluklara doldurunuz. Cevap İstek, sosyal, dilekçe, nezaket, demokratik, ihtiyaçlarımız. Üçüncü Cümlelerde boş bırakılan kelimelere uygun olanları ile tamamlayınız. Cevap Okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarımız sözlü olarak ifade edebiliriz kendimizi ifade ederken nezaket kurallarına uygun davranmalıyız. İsteklerimiz talep etmek için okul yönetimine dilekçe yazabiliriz. Okulumuzdaki basketbol turnuvasına katılarak sosyal süreçlerde yer alırız. Okulumuz ile ilgili istek ve ihtiyaçlarımızı yazarak dilek kutularına atabiliriz. Sınıf başkanımızı demokratik bir yolla oy kullanarak seçeriz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.